Evet, şu anda patateslerimi görüyorsunuz. İçine doğradım, suyun içine attım. Suyumuz tamamen kurudu diyebilirim. Şu anda içine yağ ekleyeceğim ve kavuracağım. Kavurduktan sonra da patateslerimi içine atacağım. Patateslerimi attıktan sonra biraz kavuracağım ve içine su koyacağım. Ve bu şekilde yemeğimiz olmuş olacak. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Bugünkü videoda hoş geldiniz. Merhaba. Herkese selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Ha. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün sizinle günlük yayınımızı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi kafamın etini yiyor. Normal bir vlog çekeceğiz. Ben şu anda gidiyorum sebze almaya. Hadi biz gidelim. Ben sizin de alacağım. Gitmek istiyor musun? Bugün et hadi ve patates yapacağım. Buradan et alacağız. Evet, şu anda saat 5. Ondan sonra oldu. Buradan patates ve soğan. Dünkü bahsettiğim videoda buradan. Yani buradan evet, çocuklar o dükkandan. Yangın çıkardım. Şu anda biz dükkanda gidiyoruz. Yani sebze almaya. Evet, bu şeyleri aldım ben. Şu anda geri gidiyoruz. Evde yani bu arada çok sıcak var. Güneşe bak, nasıl bakıyorum. Ben bir şey soracağım. Ette ben düşündüm, yani o hangi et yiyorum, yani o bitmiyorum. O hangi et? Kimse de biliyorum o yazın. Evet, eve geldim. Assalamu aleykum. Al. Aldın mı sebze? Aldım. Elektrikler gitti. Tamam, bir şey olmaz. Bu arada ben şimdi biz burada bunu yapacağız. Ondan sonra sizinle görüşeceğiz. Bir çay ocağına koy. Evet, şu anda gördüğünüz gibi soğanlarımı doğruyorum. Yemek yapacağım. Dana etli patates yemeği yapacağım. İlk önce malzemelerimi yapayım. Daha sonra dana etimi temizleyeceğim. Daha sonra patatesimi keseceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dana etlerimi çıkardım buraya ve bunları temizleyeceğim. Bu zaten temiz. Temiz zaten. Evet, şu anda gördüğünüz gibi tenceremi kapattım ve pişiyor yemeğim. İçine bütün malzemelerini attım, baharatlarını da attım. Şimdi 10 dakika kadar pişecek. Daha sonra size açıp göstereceğim inşallah. Evet, şu anda yemeğim pişti ve kapattım. İçindeki buharla biraz daha etin olmasını bekleyeceğim. Buharı bitince tencereyi açacağım. Biraz da burada bulaşığım oluştu. Bulaşıklarımı yıkayacağım şimdi. O zamana kadar tenceremizdeki buhar da bitmiş olacak. Evet, şu anda gördüğünüz gibi açtım kapağı ve eti kontrol edeceğim iyice pişmiş mi diye. Biraz da suyu kalmış. Su önemli değil kalması. Yani ocağı açacağım ve su kuruyacak. Daha sonra içine yağ katacağım. Ondan sonra güzel bir şekilde kavuracağım. Ve patateslerimi atacağım. Patateslerimi attıktan sonra da kavuracağım. Ondan sonra üstüne suyunu dökeceğim. Ve yemeğimiz pişecek. Bir tane şuradan et alıyorum bakmak için.
görüyorsunuz yani güzel bir şekilde çatalla şey yaptım, açmaya çalıştım ve gayet güzel pişmiş. Daha bunu kavuracağım zaten yani. Bir de yiyip bakacağım. Evet, ete baktım. Çok az bir şey daha pişmesi lazım ama tencereyi yeniden kapatmayacağım dediğim gibi yani. O içinde beraber pişecek. Bu neden şimdi olmuyor anlamadım. Evet, oldu. Şimdi bunun üstüne kapağını vereceğim biraz pişsin. O zamana kadar da akşam olmak üzere bu fırçayla şey evi süpüreceğim. Daha sonra sizinle görüşeceğiz inşallah. Evet, şu anda ekmek şey bezlerim vardı ya, içine ekmek koyuyordum. Onları yıkayacağım. Bu matik, toz matik. Yemeğim de oluyor yani, olunca zaten size göstereceğim. Yani normal bütün gün evde aynı şeyler yani, bir işim varsa onu yapıyorum, onun dışında yani bir şey yapmıyorum. Evet, şu anda patateslerimi görüyorsunuz, içine doğradım, suyun içine attım. Suyumuz tamamen kurudu diyebilirim. Şu anda içine yağ ekleyeceğim ve kavuracağım. Kavurduktan sonra da patateslerimi içine atacağım. Patateslerimi attıktan sonra biraz kavuracağım ve içine su koyacağım. Ve bu şekilde yemeğimiz olmuş olacak. Evet, patateslerimi de attım. Biraz kavurduktan sonra artık içine su atabilirim. Suyu koyduktan sonra da yemeğimiz suyu ile pişecek ve daha sonra da yemeğimiz hazır olacak. İşte bu kadar. Yani çok kolay bir yemek gerçekten. Ve de çok lezzetli oluyor ayrıca. Bence siz de evde yapın, deneyin. Zaten bizim Türkiye'de de yapılıyor diye biliyorum. Evet, şu anda bir bebeğe bakayım ne yapıyor. Evet. Bunlar her zaman ikisi çizgi film izliyorlar. Bu şekilde. Abla kardeş Fatma o kadar izlemiyor yani, sevmiyor. Bu da Rana. Şu anda Rana banyo yapıp geldi. İşe gidecek. 2 gün oldu işe gitmedi. Neden diye sorarsanız, ev bakıyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden ev bulmak kolay da değil yani. Akşam işe gidiyor. Tekstilde çalışıyor Rana. Soranlar için. Sabah geliyor. Akşam saat 7-8'de gidiyor. Bu arada Muhammed Emre'nin ateşi vardı, ona şurup falan içirdim. İnşallah iyileşir bir an önce. Yani size bahsetmiştim zaten nezle oldu diye. O yüzden yani nezleyle beraber ateşi de vardı. Bu da Firoza. Artık toka takacağım Firoza'ya. Firoza, toka takacaksın mı? Evet. Evet. Aferin sana. Bak ne güzel artık Türkçe konuşuyor benim kızım. Evet, yemeğime suyumu da koydum. Artık pişecek. Kapağını kapatacağım. Biraz kaynadıktan sonra ocağı da kapatacağım ve yemeğim olmuş olacak. Kaç gün oldu sebze yiyoruz. Yani kuru yemekler yiyoruz. O yüzden bugün böyle sulu yemek yapmak istedim. Bence çok lezzetli görünüyor. Çok güzel kokusu geliyor. Hadi bakalım pişsin. Ondan sonra size son halinde zaten göstereceğim. O zamana kadar ben de maydanozlarımı ayıklayayım ve maydanozlarımı şey yapayım, kesip içine atacağım ya artık yemeğin olduktan sonra. Evet, şu anda yemeğimin son hali sizinle paylaşıyorum. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz zaten. Bir çocuklara bakayım, çocuklar ne yapıyor? Sesleri geliyordu az önce. Kavga mı yapıyorlar acaba? Firoze? Neden kavga yapıyorsunuz? O oyuncak var ya elinde, onun için kavga yapıyorlar.
Firoze diyor ki baba söyle ben sana yenisini alacağım. Yani şunun aklına bakar mısınız bir? Fatma! Arayın Fatma. Muhammed Emre. Bakın görüyorsunuz tartışıyorlar. O diyor onu ötecek, o diyor onu ötecek. Ben babamın yanına gideceğim. Yani bütün gün evde beraber tartışıyorlar, kavga yapıyorlar. Ama kardeşler böyledir yani. Rana da hepsini idare etmeye çalışıyor işte. Ben iş yaparken o da çocuklara bakıyor. Hatta bana ev işlerinde de yardımcı oluyor sağ olsun. Mesela villada falan yapıyor yani. Evet şu anda yanımızdaki bir tane yenge var. Onu söylemiştim size. Rana'nın büyük abisi. Hatta videoda görmüştünüz onu. Onu yemek vermeye gidiyorum. Sıcak sıcak hemen vereceğim. Soğumasın. Evet Ali artık işe gidecek. O yüzden biz de videomuzu sonlandıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomuzu keyif alarak izlemişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayı.